Nerede Nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere bir seneden fazladır kullandığımız, neredeyse bir buçuk sene oldu. Bir buçuk senedir kullandığımız Simfer 4502 midi fırının özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve kullandığımız süre zarfınca memnun kaldık mı kalmadık mı, bize ne gibi artıları, ne gibi eksileri oldu onlardan bahsedeceğim sizlere. Fırınımız e, şu şekilde bir kutu içinde geliyor arkadaşlar ve 45 litre... Geniş iç, iç hacmi kapasitesine sahip. Şimdi ben siteden aslında birkaç tane özelliğini yazmıştım ama bunları okumayayım. Sizlere göstereyim. Hem bu sayede sizler de görmüş olursunuz. Ee, ayrıca kendi sitesinden aldığım linki de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Açıklamalar kısmından kendiniz de özelliklerine açıklamalarına bakabilirsiniz. Bu sayede gördüğünüz bilgi sizin için daha faydalı olur. Şimdi yaklaşacak olursak. Ee, özelliklerin birçok kısmını burada yazmış. Mesela gizlenen pop-up düğmeler, şu düğmeleri bahsediyor. Ondan sonra kolay temizlenebilir. ETC, emaye ve kazan ve tepsiler demiş. Ondan sonra derin tepsi ile fonksiyonel kullanım. Yine her 3 rafta da yuvarlak tepsi kullanım imkanı. Yani 3 katlı yuvarlak tepsi koyabilirsiniz diyor size. Sağlığınız için krom kaplamalı ve sık aralıklı sağlam tel ızgara diyor arkadaşlar. Ee, bu sayede ne yapabiliyorsunuz? Ee, ızgara yapabilirsiniz bunun içinde. Onu demek istiyor size. Yuvarlak tepsi ile börek pişirmek artık daha kolay diyor. Peki diğer özelliklerine bakacak olursak mekanik bir saati var arkadaşlar. Turbo fanı var. Buz çözme özelliği var. Yoğurt matiği var. Yani bu fırının içinde yoğurt yapabilirsiniz. Onu demek istiyor. İç aydınlatma ışığı var. Bu sayede yemekleriniz pişerken içindeki ışığı görebiliyorsunuz. Izgara özelliği var. Az önceki şu ızgara telinden bahsetmiştik. Krom kaplamalı olan, pas tutmaz. Altı fonksiyonlu pişirme özelliği var arkadaşlar. Pilit çevirme özelliği var. Hani çubukları taktığınız zaman pilit çevirme özelliği mevcutmuş bunda. Çift taraflı, çok özür dilerim, çift camlı kapak özelliği var arkadaşlar. Kutunun bir yanı böyle gösteriyor. Bir yanında yine dediğim gibi turbo fan vesaire gibi birçok özelliği yapıyor. Steam Cleaning. Mesela buraya niye Türkçesini yazmamışlar anlamadım. Buharlı temizleme özelliği ile kendini temizliyor. Yoğurt yapıyor. Soğuk buz çözüyor falan gibisinden az önce açıkladığımız şeyler. Hemen yan tarafında da arkadaşlar fırınları gösteriyor sizlere ve ürün kodunu gösteriyor. Her birinin arayüzü farklı. Mesela bunda 2 tane düğme var. 45-59. Bunda 3 tane düğme var. 4507 gibisinden bu mesela burada daha uzun bir fırın var 4552 4502 yani bizimki de 4502 zaten 45 çift 0 diye bu kodlara bakaraktan internet üzerinden bunları da araştırabilirsiniz midi fırın diye geçiyor zaten orta özellikle ben şunu önce bir kutuyu kaldırayım kutuyla şu an işimiz yok şimdi fırının önce şöyle bir Ön yüzünü göstereyim sizlere. Dediğim gibi burada e, zaman ayarı var. 10 dakikadan başlıyor 90 dakikaya kadar ve en sonda da istediğiniz kadar. Yani burada süreyi siz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Pişirme süresi tamamen size kalmış gördüğünüz gibi. Onun dışında da e, aşağıda yoğurt özelliği, buz çözme falan filan gibisinden ısı derecelerinden bahsediyor. Ve yine bir alta geldiğimiz zaman arkadaşlar bir altta da size Burada sadece alttan ısıt, üstten ısıt, hem alttan hem üstten ısıt, bir de alttan üstten pervane ile ısıt ve sadece alttan pervane ile ısıt. Üstten pervane yok mesela bunda. Dediğim gibi M4502 Turbo bu da ürünümüzün ismi. Yan taraftan gösterecek olursak yan tarafı böyle. Diğer yan tarafına geçecek olursak yine aynı şekilde. Hemen arkasını da kablo takıldı kusura bakmayın arkası da bu şekilde gösteriyor ve burada ürünün özelliği kodu seri numarası vesaire yazıyor arkadaşlar şimdi sizlere buradan kamerayı devredeyim tekrardan fırının içini göstereyim camı var arkadaşlar camı sağlam ve aynı şekilde şurada lastik kaplama var arkadaşlar benim şu yazdığım kağıtta burada bir yerde yazıyordu ee, neredeydi o? çepeçevre saran cam kapak contası. Burası cam kapak contası aşağıya kadar geliyor arkadaşlar. Şöyle bir tane kare tepsi çıkıyor. Emin olun elinizi kesmiyor. Gayet kaliteli bir tepsi. Bunu şöyle bir kenara alayım. Ondan sonra yine aynı şekilde şöyle yuvarlak bir tepsi geliyor. Bununla da börek falan yapmak isterseniz size kalmış. Yine aynı şekilde arkadaşlar şöyle bir ızgara var. Izgara aralı iki parmak diyebilirim. Bu şekilde üstünde bonfile vesaire artık yapmak istediğiniz herhangi bir şey varsa onları yapabilirsiniz. Şimdi ben sizlere ışığı açıp içini göstereceğim. Hatta sen fişini takar mısın? Şimdi altında ızgarası bu şekilde arkadaşlar. Yani nereden baksanız 4 parmak hatta buçuk parmak 5 parmak diyelim işte yetişkin eliyle. Şöyle arada 4-5 parmaklık bir mesafe var. 1, 2, 3 tel var arkadaşlar hep topu. Yani bir ucu, iki ucu bir de üçüncü ucu orada. Şimdi şunu şöyle çevireyim ki ışık yansın daha net gözünsün. Şimdi içinde ışık var dedik. Işığı bu arkadaşlar. Bir de fanı var dedik ya. Bakın fanı bu. Fanı bu olduğu için başka hiçbir yerinde fan yok. bunun üst telini de göstereyim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Genişçe bir nereden bakarsanız 5 parmak değil, 7-8 parmaklık bir boşluk var. 2 tane ucu var. Yani şuradan şöyle geliyor. Böyle alttaki gibi sık değil yani kısacası. Burada 1 2 3 tane rafı var arkadaşlar. Onun dışında içinde göstereceğim başka hiçbir şey yok. Yani kapatabiliriz. Zaten fırın bitince de böyle tık diye ses çıkarıyor şimdi gelelim bu fırından biz memnun muyuz değil miyiz açıkçası biz memnun değiliz bu firmayı kötülemek ya da karalamak amaçlı bir video değildir arkadaşlar başta onu söyleyelim biz memnun değiliz niçin Örnek veriyorum bir tane ürünü 20 dakikada pişirin diyorsa siz onu 20 dakikada koyuyorsunuz orta yere koyuyorsunuz Çünkü aşağıya yaklaştırdığınız zaman artı pişiyor Üste yakınlaştırdığınız zaman zaten tel aralıkları çok fazla boşluklu olduğu için üstü hemen hemen ısınmıyor. Yani tam böyle sıfır koyuyorsunuz. Bu sefer de o da yakıyor. Kısacası altla üst pişirme arasında bir dengesizlik var. Çünkü üstteki tellerin arasında çok boşluk var. Ee, börek falan yaparken işinize yarıyor. Börek falan yapıyorsunuz ama yine dediğim gibi pişirme süresini 20 dakika diyorsa biz 30 dakika minimum. Ya da 40 dakika, genelde 40 dakika yapıyoruz ki anca pişiriyor istediğimiz ürünleri. Ki ürüne göre de farklılık gösterebilir bu. Ben memnun değilim dediğim gibi çünkü pişirme süresi birinci, ısı derecesi ikinci, üçüncü de üstündeki şeyi. O üst tel aralığının üstünü pişirmek istediğimiz ürünleri çok verimli olmuyor bizler için. Dördüncüsü de fanı arkadaşlar. Fanı mesela burada alttan fan üflediyor. Belki fanı bir tane yuvarlak fan var. Belki şöyle aşağı doğru üflüyordur. Ama o zaten yine fırının içinde sürküle ediyor. Yani bu fan biraz mantıksız olmuş. O yüzden bana göre tabii mühendisler bunları tasarlıyor ama ben dediğim gibi fırından memnun kalmadım maalesef. Bir daha fırın alacak olursam aynı ürünü almam. Kendi kişisel görüşlerime göre de tavsiye etmem. İnternetten diğer videolara bakın. Başka kullanıcıların tavsiyeleri ne yönde bilmiyorum ama bizim bir buçuk senelik tecrübemiz maalesef kötü yönde. Keşke daha iyi olsaydı ama ürünümüzün tanıtımı bu. İsmi de zaten Albeni Plus artıymış. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Bizler de sitenin linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğiz. Siz de oradan ürünü kendiniz inceleyip kafanıza yatıyorsa alabilirsiniz. Dediğim gibi niyetimiz firmayı karalamak ya da ürünü kötülemek değil. Sadece kendi tecrübelerimizi aktardık. Bu kullanım tecrübelerini bilseydim gidip bu fırını almazdım yani kısacası. Sağlıcakla kalın herkese iyi günler dilerim.